Yani öncelikle kayyum nasıl yapılırsa, kime yapılırsa yapılsın var olan bir iradeye ipotek koymadır. Yani hani ilkesel olarak bu şekilde yaklaşıyoruz. Yerel toplumun iradesine konulan ipotek olduğu için yerel kültürü de aslında bir ipotek altına alma, kendini dayatma anlayışı. Siyasi iradeyi ipotek altına alıp, baskı altına alıp yönlendirmeye çalışan, işlevsiz hale getirmeyen bir zihniyet tabii ki yerel otantik kültürü de kendi baskısı altına alma, asimile etme, bozma, çürütme eğilimi çok fazla. Yani ondan dolayı siyasette başta çok bir ilişkisi görülmese de ama aslında alt kültüre, alt taraflara, alt maddelere indiğimiz zaman bütün yerel olanı bertaraf etme çabası aslında. Toplumun burada yani çok fazla seçeneği yok. Ya birincisi o direnecek, hani bu durumu değiştirene kadar ya direnecek ya da o kayyum atanan zihniyeti muhatap almayacak, direkt toplumsal örgütlülüğünü oluşturacak. Yani başka bir seçeneği yok. Tabii ki yerele siz ipotek altına aldığınız zaman dilden tutun, işte sanata kadar kültürü kapsayan bütün alanların hepsini ipotek altına alıyor. Kendi asimilasyon sürecine tabi tutuyor. Hakkari halkının vergilerinden kesilen şeyleri bir belediyede topluyorsunuz. İşte orada su, elektrik bilmem vesaire. Bütün bu vergilerle siz tekrar o topluma bir şey yapmanız gerekiyor. Bir hizmet sunmanız gerekiyor. Hizmet sunarken de şöyle bir şey değil. İşte sadece işte köprü yaptık, bir tane yol yaptık meselesi değil. Yani en büyük hizmet toplumun kendi varlığıyla yaşamasını sağlamaktır. Kendi değerleriyle. Dünyanın neresinde olursa olsun sadece Kürt halkına özgü veya Hakkari halkına özgü bir durum değil. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar kendi ürettiği değerlerle, maddi değerlerin kendi kültürel toplumsal değerlerine aktarılmasını isterler. Toplumu ayakta tutan da budur. O yüzden kayyum zihniyeti biraz sadece politik olarak tartışılıyor ama o politikanın alt başlıklarında büyük bir kültürel asimilasyon var. MKM ve MKM gibi olanların, bakanların işlevi de elbette şudur. Sonuçta sizi ipotek altına resmi olarak alındı diye bunu kabul etmek çok yanlış. Bizim ve bizim gibi bakan arkadaşlarımızın, sanatçı arkadaşlarımızın hem yaptığı hem yapmamız gereken budur. Evet, alternatif alanlar yaratabilmek. Yoksa onlar yapmak istediklerini başarırlar ve bu asimilasyon politikası daha derinleşmiş bir halde devam eder. Bir birey olarak insanın bile iradesine ipotek koymak çok yanlış bir şeydir. Türkiye'de bu eğilim çok meşrulaştırmaya başlanıyor da işte benim gibi düşüneceksin, bizim gibi düşüneceksiniz. O zaman yani toplum olmanın bir anlamı yok. Yani toplum demek zaten çeşitliliğin bir arada olmasıdır. Gerisi yani böyle faşizan bir yapıdır. Türkiye'de kendini demokrat hisseden, insanım diyebilen herkesin bu meseleye tepki göstermesi gerekiyor. Ve bu vicdani bir sorumluluk. Kürt halkı da bugüne kadar dişiyle, tırnağıyla, emeğiyle, her şeyiyle verdiği bu mücadeleyi bundan sonra daha güçlü bir şekilde, daha örgütlü bir şekilde, toplumun bütün kesimleriyle demokratik haklarını kullanarak, anayasada olduğunu hissettirerek, anayasal haklarımızı en azından zorlayarak, direnerek bu haksız, her koşulda haksız bu sürece karşı çıkmalıyız. Yoksa bugün gerçekten bir nabız ölçmeyle karşı karşıyayız. Susuyorlar mı? Kabul mü ediyorlar? Direniyorlar mı? Yani bütün mesele bu. Direnmeden bunu engellememizin bir şansı yok.